Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Hepsine saygı duyuyorum. Beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DAEŞ sevmez. Beni Batı bir kısım liderler hiç sevmez. Ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup şakağıma silah dayayanlar sevmez. Erdoğan'ın Türkiye güçlendikçe Batı'nın isteklerini sürekli manipüle edip zaman kazanmaya çalışması Haçlı İttifakı'nı kızdırdı. Orta Doğu'da Türkiye gibi Sunni olan ve bu geçmişten güç alan bir millete asla güvenilmemeliydi. Hele hele bu millet hiçbir zaman buyruk altına girmemişse. Hele hele bu millet hiçbir zaman devletsiz yaşayamamışsa. Hele hele bu millet Peygamberin aleyhissalatu vesselam söylediğini dille ikrar, kalple tasdik ederek bütün ümmete ne pahasına olursa olsun tıpkı ceddi gibi abilik yapmaya soyunan bir milletse. Hristiyanlıktan ve Yahudilikten artık putperestliğe evrilmiş bir Haçlı ittifakının tahayyül ettiği müttefikin Türkiye olmasının artık imkansız olduğu aşikardır. Tarih boyunca ümmete tek faydası dokunmamış ve sadece ümmete kılıç çekmiş İran dururken Türkiye'yi müttefik olarak seçmek büyük bir hataydı. Çünkü başında Erdoğan olan bir Türkiye'nin bütün ümmete umut verdiğini içimizdekiler görmese de ya da görmek istemese de kafirler çok iyi görüyordu. Ümmet bugüne dek liderini bulamamanın verdiği tembellikle ne kadar küle dönerse dönsün, Allah'ın vaadi bu milleti uzun adamın etrafında toplamaya tekrar sevk etti. Generaller görevden alındı. İstihbarat değişti. İnternetten verilen notalara sert karşılıklar verildi. Daha ilk MGK toplantılarının birinde cehennem mekan paşalardan birinin Erdoğan'ı ve hükümet yetkililerini korkutacağını düşünerek söz alıp konuşmaya başlaması ve yobazlık üstünden Müslümanlara saldırmasına Erdoğan'ın "Kes lan!" diyerek yumruğunu masaya vurması ve diğer komutanların karşılık vermesini beklemeden Erdoğan'ın sesini yükseltmesiyle toplantı odasına aynı anda hücum eden Erdoğan'ın emrindeki 12 asker tarihe geçmişti. Erdoğan'a yöneltilen herhangi bir tehdit, eğer fark edilirse kim olursa olsun karşılığı sorgusuz ölüm olacaktı. Ve odadaki bütün paşalar bunun farkındaydı. Emir subayı özel kuvvetlerden 12 muhafızla odaya girerek Erdoğan'a yükseltilecek herhangi bir sesi kesmek için hazır elleri tetikteydi. Daha sonra bu dinozorların tek tek tasfiyesiyle Erdoğan'ı eski yöntemlerle deviremeyeceğini anlayan Batı ve müttefikleri elindeki diğer kozları kullanmaya başladı ve kozları ne kadar güçlü olursa olsun bu milleti arkasına alan Erdoğan yenilmedi. Ama sırf bu yüzden yıllardır İslam'dan koparıp besledikleri, Hristiyan ve hatta putperest olarak yetiştirdikleri Türkiye'yi kaybedemezler. Gözden çıkaramazlardı. Bunun basit bir çözümü vardı. Bu da Erdoğan'ı ortadan kaldırmak ve yerine onların planlarını uygulayacak bir başka lider bulmaktı. Ancak ne Erdoğan ne de bu millet onların düşündüğü gibi korkak ve zayıf çıkmadı. Yüzyılda söndürdüklerini sandıkları o ateş birden tekrar alev almıştı. Türkiye içeride çok yakında çok daha büyük olaylara gebe olacak. Sizin tek yapmanız gereken cesur olmanız. Tek yapmanız gereken oturduğunuz, kalktığınız her yerde Erdoğan'ı eleştiren veya hakaret edenlere karşı tıpkı bir trende bir kardeşimizin yaptığı gibi yumruk olup inmeniz. Korkmayın be yiğitler, bu ülke bizim. Erdoğan'ı yalnız bırakmayın. Sosyal medyada, sokakta, kafelerde,
otobüste, okulda, iş yerinde. Madem ki Erdoğan'a karşı bir savaş açılmış, sizler de bu savaşın fedaisi olun. Bizim Erdoğan'ı kaybetme lüksümüz yok. Eski İsrail Genelkurmay Başkan Vekili Yair Golan'ın Türkiye için Erdoğan'ın yönetimde kaldığı sürece sorunlu bir kurum yorumu boşa değil. Kardeşlerim, 100 yıldır İstanbul ve Ankara'da savaş veren Müslümanlar vardı. Hatta İstanbul ve Ankara'da 100 yıldır savaş kaybeden Müslümanlar vardı. Şimdi 100 yıl sonra bir halka etrafında toplanıp Rabbi zikreden bu yiğitler bu savaşı Irak'a, Suriye'ye, İran'a, Lübnan'a taşıdı. Bu savaşın Moskova'ya, Londra'ya, Berlin'e, Washington'a taşınması da an meselesi. Bizim canımıza kastedenlerle canımız pahasına, İslam'a kastedenlerle canları pahasına savaşırız. Hatırlayın dostlarım, Uhud savaşını hatırlayın. Bugün Bedir'e bedel bir gündür. O günler sizler bize üstün gelip bizi üzüntüye boğdunuz. Bugün de bizim yüzümüze güldü ve sevinenler biz olduk diyen Ebu Sufyan'a Hazreti Ömer, ikisi asla bir olamaz. Bizim ölülerimiz cennete uçup giderken sizinkilerse çoktan cehennemi boyladı diye seslenmişti. Ey cennet mekan yiğitler, ey Uhud günü Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam mübarek dişi etrafında saf tutmuş muhafızlar. Sizlerin o sahabelerden farkınız sadece tarihin Uhud değil, Türkiye sahnesine şahitlik ediyor oluşunuz. Ve sizi o sahabelerle aynı cennete koyacak olan sebep de bütün firavunların ittifakına rağmen ümmetin şerefi için saf tutan liderinizin etrafında savaşmanızdır. Tarih bizi büyük bir zaferle hatırlayacak ey Erdoğan. Yanındayız uzun adam. Sen üzülme. İçeride darbe yapacaklarmış. Dışarıda bütün güçleriyle saldıracaklarmış. Birleşmiş Milletler bizi çıkartacakmış. Gelsinler bakalım. Bedir'de geldikleri gibi, Malazgirt'te geldikleri gibi, Kosova'da geldikleri gibi gelsinler. Müttefiklerin mağlubiyeti bizim de mağlup sayılmamıza neden oldu. Ve savaşta kaybetmediğimiz toprakları Mason kumandanlarımız yüzünden masada kaybetmiştik. Hatırladınız mı? İşte kaybettiğimiz o yerleri geri almanın savaşını tam 100 yıl sonra yapacağız. Çok az kaldı. Bütün işaretler bu yönde. Bunca risk alarak bütün dünyaya meydan okuyan Erdoğan'ın yatakta ölmeye hiç ama hiç niyeti yok. Şehit olmak istiyor. Bunlar masal değil. Kendileri de defalarca dile getirdiler. 40 yıldır PKK ile uyuşturdukları bu beynin yavaş yavaş kendine gelmesi onları çıldırtıyor. Erdoğan'ın Davos'ta aslında bütün Batı'ya rest çektiğini ve Batı'ya karşı Şark'ın son savaş primini çektiğini çok iyi biliyorlar. Şark'ta 100 yıldır ayı diye oynattıkları İran'ın da artık seyircileri etkilemediğinin farkındalar. Bu yüzden HDP eş başkanı Demirtaş üstünden asla başkan olamayacaksın mesajı gönderiyorlar. Devletimiz mi? Çok iyi çalışıyor. Söylenmedi. Açıklanmadı belki ama uçağımızı da ürettik, tankımızı da. Hem de bütün teçhizat ve yazılımlarıyla. Hani Erdoğan'ın bize vermiyorlar diyerek Batı'nın iki yüzlülüğünü açık açık ifade ettiği yedek parçalar var ya. Evet, onları da ürettik. Ne Aselsan'da intihar süsüyle katlettikleri şehitlerimiz, ne de TÜBİTAK'ta işe yarar diye besledikleri ince bıyıklı abiler engel olamadı buna. Özetle ne mi demek istiyorum? Savaşa hazırız, ölmeye hazırız. Savaşırken cephede ilk atılan ve tek kurşun atmadan şehit olan öncü birliğin isimsiz kahramanı olmaya devlet olarak hazırız. Bunun farkında olan bütün dünya Müslümanları bu ülkeye akın ediyor. Son savaş yaklaşıyor.